Hocam ses yok değil mi? Yok tabi mikrofonu açmadan çözdük soruları ses yok. Böyle küçük hatalarda oluyor deliriyorum o zaman var ya soruları çözdük ama sesi açmadığımız için olmamış. Şimdi arkadaşlar hemen bu videoda ne yapacağız başlayalım. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi. E, i̇kinci dereceden işte bu e, deltasının sıfırdan büyük olduğu durumlarda nasıl soru tipleri karşımıza çıkıyor onları inceleyeceğiz. Sonra o çift katlı kök nedir onlara da geleceğiz. Hadi şimdi bir bakalım. Şimdi ben biraz önce bunları çözdüğüm için üstlerinde işaretler var şöyle silelim. Şimdi eşitsizliğini sağlayan x sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi hepsi bir tarafa toplanmış mı? Toplanmış. Karşı tarafta sıfır var mı? Var. O zaman soruyu çözeriz. Ne yapacağım hemen? çarpanlarına ayıracağım. Nasıl çarpanlarına ayrılabilir burası? İki terimli olduğu için x parantezine alınabilir değil mi? Hemen aldım x parantezine. Bunun x'ini aldım 6. Eksi. Bunun x'ini aldım bir tane x kaldı. Büyük eşit 0. Şimdi 0 yapan değerleri bulmam gerekiyor değil mi önce? Hemen bulalım 0 yapan değeri. Bunu 0 yapan ilkini 0 yapan değer birinci kök 0. Burayı 0 yapan 6 eksi x eşittir 0 için attım karşıya. x eşittir ne oldu? 6. Bak kökleri buldum. Hemen ne yapıyorum? Kökleri küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Küçük köküm 0. Büyük köküm 6. Çat, 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 çat. Çizdim. Şimdi hemen neye bakıyorum? Eşitlik var mı yok mu? Varsa bunların içlerini dolduruyorum. Bunu unutursan ayvayı yersin dedik. Dikkat et, unutma. Tamam mı? Şimdi geldik en büyük dereceli terimin işaretini belirlemeye. Şimdi çarpanlarına ayrılmış şeklinde işaret belirleyeceksen bu ilerisi içinde bir ışık olacak unutma. Bak ilk çarpanım x. Bunun işaretine artı en büyük derecelisin. İkinci çarpanım 6 eksi x. Bunun en büyük dereceli olanı x. Bunun işaretine eksi. Bununla bunun işaretlerini ne yapacaksın? Çarpacaksın. Bak ileride bunu kullanacağız. Eksi. Veya çarpanlarına ayrılmadan önce en büyük derecelinin işareti de belirleyebilir. İşaretim ne? Eksi. Her kökte işaret değiştiriyorum. Artı eksi. Şimdi benden büyük eşit sıfır olduğu yerleri istiyor. Büyük eşit sıfır olduğu yerleri taradım. Ama benden bunun çözüm aralığını istemiyor. X tam sayılarının toplamları nedir diyor. Sıfır eşitlik var. Sıfırdan başlıyorum. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bunların toplamlarını istiyor. Şuradan on beş geldi. Yirmi, yirmi bir sorumun cevabı olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi geldik on birinci sorumuza. Şimdi bu şekildeki ifadeleri de çarpanlarına ayırmayı biliyoruz biz. Hemen bakacağım. Çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Küçük eşit sıfır olduğu yerleri istiyor. Şimdi x kare n ile n'in çarpımı x ile x'in çarpımı. Dikkat et. m çarpı n. m çarpı n 1 ile m çarpı n'nin çarpımı olabilir. Ama içeriye bak. m ile n parçalanmış. O zaman bunu m ile n'nin çarpımı gibi düşünüyorum. Şimdi işaret belirlemem lazım. m'nin işareti eksi. N'nin işareti de eksi. Çat çat ikisine koydum eksiyi. Ne oldu o zaman burası? X eksi N ile X eksi M'nin çarpımı oldu. Kökleri bulmak için hemen sıfıra eşitledim. O zaman birinci kök. X1 dediğim N, X2 dediğim M oldu. Sıfır yapan değerler. Şimdi tablo yaparken hemen sıralıyorsun. N, M. Yanlış. Hemen bu sorularda gideceksin şuraya bakacaksın. Ne dedik? Küçük kök solda tamam küçük kök solda büyük kök sağda. Sildim bunu şimdi. Bak M sıfırdan küçükmüş o zaman küçük köküm M'dir. N sıfırdan büyükmüş o zaman büyük köküm N'dir. Şimdi hemen çizgilerimi çektim. Eşitlik var mı yok mu bakıyorum. Eşitlik var. O zaman içlerini dolu yapıyorum. Şimdi en büyük dereceli terimin işaretine geldi. Baktım x karenin işareti artı. Artı tek katlı köklerde işaret değiştirdim. Sıfırdan küçük eşit olduğu yeri istiyor. Sıfırdan küçük eşit olduğu yer burası. Aralık istediği için köşeli parantez m ile n sorumun çözüm kümesi olmuş oldu. Bu tarz sorulara da dikkat et. Tamam mı? İşareti güzel belirle. Küçükten büyüğe doğru sıralamayı unutma. Anlaşıldı Hadi bakalım 12. Şimdi bir fonksiyon sorusuyla eşitsizlik sorusunu birleştirdik. İki farklı şekilde çözeceğim. İkisini de iyi öğren, ikisinde iyi anla, ikisi de önemli. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldik şimdi. fx artı 1 fonksiyonunu vermiş. fx artı 1'in sıfırdan küçük olmasını istemiyor. fx'in sıfırdan küçük olmasını istiyor. Hmm. Önce bir fonksiyon sorusu gibi düşünelim bir neyi bulalım? fx'i bulalım. Şimdi fx'i bulabilmek için şu fx artı 1'i x'e dönüştürmem lazım değil mi? Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? İçerideki yazanın tersini x yerlerine yazıyorduk. Bunun tersini x eksi 1. x gördüğüm yerlere x eksi 1 yazıyorum. Şimdi fx'i bulacağım. Yazalım. fx oldu. x yerine x eksi 1 yazınca burası fx oldu x yerlerine x eksi 1 yazmaya devam. Ne oldu? x eksi 1'in karesi eksi 4. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyor. Tamam. Şimdi burayı çarpandan ayırman lazım. İsteyen iki, burayı 2'nin karesi gibi düşünüp 2 kare farkı yapabilir. Tamam mı? 2 kare farkı yaparsan direkt çarpanlarına ayrılmış olur. Ne olacak? x eksi 1 eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 2 diye çarpandan ayrılmış olursun. Sizin için daha kolay olması canı düşündüğüm için açıp yapacağım ben. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 iki x. İkincinin karesi buradan artı 1 gelecek. Eksi 4 de burada eksi 3 yapacak. Küçükmüş 0. Artık standart bir ikincilerin eşitsizlik sorusu oldu mu? Oldu. x x. 3 3 ile 1'in çarpımı. Eksi 2'yi verebilmesi için çat buna eksi buna artı verdim. Yazıyorum şimdi ne oldu? X eksi 3 çarpı x artı 1. Tabi böyle yazmak zorunda değilsin. Bunu sıfır yapan değer kaçtır? 3. Bunu sıfır yapan değer kaçtır? Eksi 1. Direkt bul kökleri. X 1 dediğim 3. X 2 dediğim ne oldu? Eksi 1. Tamam. Şimdi tablomu yapacağım. Küçük köküm eksi 1. Büyük köküm 3. Hemen bakıyorum şimdi. En büyük şimdi eşitlik var mı yok mu? Yok. O zaman içlerini boş bırakıyorum. Şimdi en büyük dereceli terim işaretine bakıyorum. Ne burada? Artı. O zaman artı, eksi, artı. Benden küçük olduğu yerleri istiyordu şuralar. Ne sorduğuna bakalım. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları toplamı nedir? O zaman buradaki tam sayılar lazım. Eşitlik olmadığı için eksi 1'i de alamayacağım. 3'ü de alamayacağım. O zaman burada ne var? 0 1 2 var. Toplamları da neye eşittir? 3. Şimdi bu bir çözüm. İsteyen bu çözümü yapabilir. Ama parabol bilgisini hakim olanlar, işte analiz yapmayı başarabilenler bu soruyu daha kolay bir şekilde çözebilirler. Şimdi tabii ki ben o şekilde de çözeceğim soruyu ama Size dediğim gibi bu çözümleri iyice öğrenin. Sorun içerisinde size bu ilk yaptıklarımız gibi artı eksi artı diye sormayacaklar. O yüzden güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın bunları. Şimdi bakalım. Bana fx artı 1'in x kare eksi 4 olduğunu vermiş mi? Vermiş. Ne dedik? Bu ikinci derecenin eşitsizlikler paraboldür. O zaman bu parabolün grafiğine bir bakalım biz x kare eksi 4 y eşittir x karenin 4 birim aşağı inmiş haliydi, değil mi? Şöyle bir paraboldü. Eksi 4, 0 yapan değerler ne bunları? Bir eksi 2, bir 2. Bunu biliyorum. F x artı 1'in grafiği bu. Şimdi f artı 1'in grafiğinden f grafiğine geçeceğiz. Şimdi ne demiştik? F x'ten f x artı 1'e geçerken ötelemelerimiz vardı. Ters içeri yapılan işlem ters işlemdi. Artı 1 yapıldıysa grafik bir birim nereye kaymış? Sola. Yani bu grafik fx'in sola kaymış halidir. Veya bundan fx'e geçiş yapabilmek için eksi 1 yapmam lazım. Eksi 1 yapınca grafik bir birim ne tarafa kayacak? Sağa. O zaman benim fx'imin grafiği şöyle bir grafik olacak. Çiziyorum. Bir birim sağa kayacak. Bu eksi 2 olan köküm eksi 1'e dönüşecek. 2 olan köküm. 3'e dönüşecek. Şimdi şu eksi 4 noktası buradaydı. Şuraya gelecek. Bir şey fark etmeyecek orası için. Bak bu. Şimdi benden fx'in grafiği artık bu. fx'in sıfırdan küçük olmasını istiyor. Nerede fx sıfırdan küçük? x ekseninin altında. Şimdi bak eşitlik olmadığı için eksi 1 noktasıyla 3 noktası sıfır yapan değerlerin içi boş. O zaman negatif yapan sıfır değerim var. Bir değerim var. İki değerim var, başka da yok. Bunların toplamlarını istiyor. Sorumun cevabı 3'tür. Bu çözümleri de öğrenmeye çalış. Parabolle birleştir konuyu, o zaman rahat bir şekilde çözersin. Evet, şimdi 13. sorumuz. Şimdi biz e, ikinci dereceden denklemlerde kök durumlarını incelerken eşitsizlik çözümleri yaptık ama orada. Eşitsizlik çözümlerinde biraz flu kalmıştı. Eşitsizlikleri anlatmadık diye tablo falan yaptık. Hocam bu nereden geldi diyenler var. O yüzden buraya koydum böyle de bir soru. Şimdi diyor ki işte denklemi vermiş eşittir sıfır. Denkleminin iki farklı reel kökü vardır diyor. Şimdi iki farklı reel kök olma durumu neydi? İki farklı reel kök olma durumu delta'nın sıfırdan ne olma durumuydu? Büyük olma durumu. Delta neye eşitti peki? Delta neye eşitti? B kare eksi 4 ac. O zaman söylenen şartın sağlanabilmesi için b kare a eksi 4 ac'nin sıfırdan büyük olması gerekecek. Hadi hesaplayalım delta'yı. b kare b dediğimiz eksi m. Eksi m'nin karesini alırsan eksi yutar kare m kare yapar. Eksi 4 a dediğimiz x karenin katsayısı 1. C dediğimiz sabitimiz M artı 3. Bunun sıfırdan ne olması gerekiyor? büyük. İşte bu denklemi çözeceğiz. Bu sefer M'leri arıyorum tabi. Şimdi şuradaki 4'ü içeri dağıtacağım. M kare eksi 4 M eksi 12 büyükmüş sıfırdan. Hadi çarpandan ayıralım şimdi. Burası M ile M'nin çarpımı. Burası 6 ile 2'nin toplamlarının eksi 4'ü verebilmesi için eksi artı. Ne oldu o zaman burası? M eksi 6 ile m artı 2'nin çarpımı eşittir 0 oldu. Evet köklerimi buldum. Bunu 0 yapan birinci köküm 6. Bunu 0 yapan ikinci köküm eksi 2. Hemen bakalım şimdi tablomuzu yapalım. Bir kökü eksi 2 bir kökü 6 çat çat çizdim. Eşitlik olmadığı için içlerini ne yapıyorum? Boş bırakıyorum. Hemen m'ye çözüm yaptığımız için m'nin en büyük dereceli terimin işaretinin artı olduğunu buldum artı eksi artı sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyor bizden şuralar. O zaman bizden ne istiyor şimdi m'nin en küçük pozitif tam sayı değeri. Bak buralarda sağlıyor ama bu taraftaki sayılar eksi sayılar olduğu için almayacağım. Sağlayan en küçük pozitif tam sayı değeri 6'ya eşitlik yok. O zaman buradaki 7 sorumun cevabı olmuş olacak. Şimdi daha farklı sorular var. Ondan sonra da arkadaşlar delta'nın sıfıra eşit olduğu durum çift katlı köklerde neler yapacağız? Onlara bakacağız. Sırasıyla gidiyoruz. Tüm ayrıntısıyla ele alacağız. Hadi devam. Evet şimdi 14. sorumuz. Karşımıza bakın farklı tipte gelebilecek sorular var. Dikkat edin. Şimdi 14. sorumuzda üstte eşitsizlikler. Şimdi süs sayılarda buna değinmiştik ama Şimdi tekrar bir üstünden geçelim. İkinci dereceden olduğu durumu yok orada. İkinci dereceden üstü eşitsizlik bakalım. Şimdi şunu unutma. Şimdi mesela 2 üzeri 3 mü daha büyüktür? 2 üzeri 4 mü daha büyüktür? 2 üzeri 4 daha büyüktür. Yani taban eğer bileşik kesirse üstü büyük olan daha büyüktür. Şimdi bir de 1 bölü 2'ye bakalım. 1 bölü 2 üzeri 3 mü daha büyüktür? 1 bölü 2 üzeri 4 mü daha büyüktür? Bak bu 1 bölü 8'dir. Bu 1 bölü 16'dır. Yani burada biri 8 parçaya ayırıyorsun. Burada biri 16 parçaya ayırıyorsun. O zaman 8 parçaya ayırdığım durum daha büyüktür. O zaman bu üstü eşitsizliklerde tabana göre iş değişiyordu. Tabandaki sayı eğer bileşik sayı ise üstler arasına işaretin aynısını. Eğer tabandaki sayı basit kesirse, basit kesir ne demek? Sıfır ile bir arasında bir sayıysa aradaki işaretin tam neyini koyacaksın? Tersini koyacaksın. Şimdi bunu söyledik. Bunu söyledikten sonra, silgimizi nereye koyduk? Burada. Bunu söyledikten sonra hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Şimdi bize 1 bölü 4 üzeri x artı 8 vermiş. Bir de bir de ne çektiğime bakın şu silgiden durmuyor şurada. Heh. Şimdi bir de iki üzeri vermiş. Şimdi iki şekilde çözebilirsin. Şimdi bu tabanları eşitlemekten başka şansın yok. Tabanları iki de eşitlersen daha kolay olur. Bir bölü iki de eşitlersen burayı iki üzeri eksi bir diye yazarsan eşitsizliği yön değiştirmen gerekecek. O yüzden tabanları bileşik kesir yapmaya çalış kafan karışmasın. Şimdi o zaman burayı 2 yapabilmek için 4 yerine 2 üzeri eksi 2 yaz. 1 bölü 4 yerine 2 üzeri eksi 2 yazıyorum. Üstünde ne var? X artı 8. Küçük veya eşitmiş. 2 üzeri 4 x eksi x kare. Tamam. Şimdi üstün üstü özelliği kullan. Eksi 2'yi iki, ikisine de ne yapacaksın? Dağıtacaksın. Ne oldu? 2 üzeri eksi 2x eksi 16 küçük veya eşittir 2 üzeri 4 x eksi x kare. Şimdi tabanı incele. Taban eğer bileşik kesirse arada nasıl bir işaret varsa aynısını üstler arasına koy. Yani eksi 2 x eksi 16 küçük veya eşitmiş bunun gerçekleşebilmesi için 4 x eksi x kareden. Şimdi eşitsizliklerde ne dedik? Bir taraf sıfır olacak kardeşim. Bir tarafı sıfır yapmadığın zaman soruyu çözemezsin. Peki hangisini hangi tarafa toplayalım? X karenin işaretini artı yapın ki uğraşmayın. At bu tarafa şimdi. Eksi X kare bu tarafa artı X kare diye geldi. Şimdi bu artı 4 X bu tarafa eksi 4 X diye geldi. Eksi 2 X de burada. Eksi 6 X yaptı. Bir de eksi 16 var. Karşı taraf sıfır. Artık rahat ol. Bitti iş. Şimdi çarpandan ayırıp köklerini bulup bitireceğim. X de x'in çarpımı 16 dediğimiz 2 ile 8'in çarpımı toplamlarının eksi 6'yı verebilmesi için eksi 8 artı 2. Ne oldu burası şimdi? X artı 2 çarpı x eksi 8 oldu. Köklerimden birincisi eksi 2, ikinci kök ne eşit oldu? 8. Tablonu yap bitir. Küçük kök eksi 2, büyük kök 8. Eşitlik var mıydı? vardı. Eşitlik varsa içlerini dolu yapıyorum. Dolu yaptım içlerini. En büyük dereceli terimin içerisinin artı olmasını sağladım. Artı, eksi, artı. Şimdi sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyordu. Sıfırdan küçük olduğu yerleri taradım burası. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 2, eksi 1, 0. Bak üç tane burada var. Bir de 1, 2, 8'e kadar da 8 sayı burada var, 3 sayı burada var. Toplam bu eşitsizliği sağlayan 11 tane tam sayı var. Bir sürü sonsuz tane sayı var o aralıkta ama tam sayısı olduğu için sorumuzun cevabı bu. Tamam mı? Evet, geldik şimdi 15. Değişken değiştirmeli bir eşitsizlik sorusu. Tamam mı? Şimdi bakıyorum, burada 25 üzeri x var, 5 üzeri x var. Kolay çözebilmek için şuradaki 25 üzeri x'i 5'in karesi gibi düşünüp 5 üzeri 2x gibi düşünüyorum değil mi? Eksi 26 çarpı 5 üzeri x eşitsizlik olabilmesi için eksi 25'i e artı 25 olarak bu tarafa aldım. Küçük eşit sıfır. Hiç değişken değiştirmeden görebilen ayırsın çarpanlarını. Ben değişken değiştirip yapacağım. Şuradaki 5 üzeri x'e ne diyoruz? T. M de ne dersen de. Tamam mı? Ne oldu? Dedim, t dedim T'nin karesi oldu. Eksi buraya da T demiş oldum. 26 tane T artı 25 küçük eşitmiş sıfırdan. Şimdi çarpanları ayırıyorum. Burası T ile T'nin çarpımı. 25, 26'yı elde edebilmem için 25 ile 1'in çarpımı. Eksi 26 olabilmesi için ikisine de ne veriyorum? Eksi. O zaman burası ne oldu şimdi? T eksi 25 ile t eksi 1'in çarpımı küçük eşit 0 oldu. Şimdi neye t demiştim ben? 5 üzeri x yani 5 üzeri x eksi 25 ile çarpı 5 üzeri x eksi 1 küçük eşit 0. Şimdi köklerini bulabilmek için bunu 0 eşitliyorum. Bunu 0 eşitlersem 5 üzeri x'in 25 olması lazım. x kaçtır ilk köküm? 2. Bunu eşitliyorum. 5 üzeri x'in 1 olması lazım. x 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. x eşittir 0. Köklerimi buldum. 1, 0, 1, 2. Şurada tablomu yapayım hadi. Köklerimden 1'i 0, 1, 2. En büyük dereceli terimin içi artı artı. Eşitlik var mı diye bakıyorum şimdi. Eşitlik de var. İçlerini ne yapıyorum o zaman? Dolu. O zaman artı, eksi, artı sıfırdan küçük eşit olduğu yeri soruyor. Çözüm kümesi nedir diyor. X'lerim hangi aralıktadır? X'lerim eşitlik olduğu için köşeli parantez sıfırla iki aralığında olmuş oldu. Sakın gidip şuna eşitsizlik yapma. Bu eşitsizlik yaptın. T'lerin çözümleridir. Bizde X'lerin çözüm kümesini istiyor. Yanılırsın. Tamam mı? Sıfır iki. Hadi bakalım 15. Fonksiyonlarla birleştirilmiş bir soru yine artanlık azalanlıkla birleştirilmiş bir soru işte bu şekilde analiz soruları gelecek karşına. Bunları iyi öğren. Tamam mı? Şimdi f(x) fonksiyonu gerçel sayılarda daima azalan bir fonksiyondur. Azalan fonksiyon düşün bir tane. Tamam mı bak? Bir tane daima azalan bir fonksiyon düşün. Ne yapıyor azalan fonksiyon? Yokuş aşağı böyle gidiyor. Tamam mı? Nasıl gittin önemi yok. Azalarak gitsin yeter. Doğrusal olarak da gidebilir, eğrisel olarak da gidebilir. Şimdi doğrusal fonksiyon azalan fonksiyon özelliği neydi? X değerleri büyüdükçe sonuçlar ne yapıyordu? Küçülüyordu. Yani mesela şurada düşün. Burada 2 olsun. Burada 3 olsun. F2 eğer eksi 1 ise F3 eksi 1'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bunu söylemiş bize. Şimdi azalan fonksiyondur demiş. Şimdi böyle bir eşitlik vermiş. Şimdi o zaman azalan bir fonksiyonsa Bak azalan bir fonksiyonsa sonucu büyük olan bak sonucu büyük olan daha ne olmalı küçük olmalı. Yani x değerlerine geçiş yapacağım. Bak bu büyükse azalan bir fonksiyonsa bunun içerisindeki yazan bunun içerisindeki yazandan daha ne olmak zorundadır? Küçük olmak zorunda. Çünkü azalan fonksiyonlarda x değerleri küçük olanlar daha büyüktür. O zaman büyük olanın içi daha küçüktür burada. Yani bu soru bana gizli bir şekilde şu bilgiyi vermiş. M kare eksi M artı 1 küçük olmalıdır demiş bunun içinden. Eksi M kare artı 5M eksi 3'ten bu yorumu yapamayan bu soruyu çözemez. Eşitsizlikle alakalı kısmı şimdiki yapacağım çözüm. Hepsini bir tarafa topluyorum. Eksi M kare artı M kare diye geçti. 2M kare. Şu artı 5M eksi 5M olarak geldi. Bir eksi M de burada eksi 6M yaptı. Şu eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geldi. Artı 4 küçüktür 0. Bitti. Şimdi bu eşitsizliği çarpandan ayıracağım. Şimdi eşitsizlikler de pozitif bir sayıya bölmeniz bir tarafı 0 yaptıktan sonra eşitsizlikte bir sıkıntı yaratmaz. Hepsini ikiye bölebilirsin. İstersen böyle de ayırabilirsin. Ben böldüm ikiye hepsini. M kare. 2'ye böldüm. Eksi 3M. 2'ye böldüm. Artı 2. Küçükmüş sıfırdan. Şimdi o zaman çarpanlarına ayırıyorum. 1 ile 2'nin çarpımı. Eksi 3'ü verebilmesi için toplamların her ikisine de eksiği verdim. İş bitti. Bunu sıfır yapan değer ve bunu sıfır yapan değer köklerim. M eksi 1'i sıfır yapan değerim. Birinci köküm 1. Bir. İkinciyi sıfır yapan M eksi 2'yi sıfır yapan değerim 2 tablomu yapıp bitiriyorum şimdi. Birinci köküm bir, ikinci köküm iki. En büyük dereceli terimin işaretine baktım. M kare artı olmasını sağladım. Eğer şu tarafa atsaydık farklı bir denklem olacaktı. Şimdi eşitlik var mı? Yok. İçlerini boş bıraktım. En büyük derece terimin işareti artı artı eksi artı oldu. Sıfırdan küçük olduğu aralığı soruyor. Burası. Yani bu denklemin sağlanabilmesi veya bu eşitsizliğin sağlanabilmesi için M sayılarım hangi aralıkta olmalıymış? 1, 2 açık aralığında olması gerekiyormuş arkadaşlar. Dikkat edin. Tamam mı? Önemli bunlar. İşte ne dedik? AYT'de basma kalıp sorular gelmeyecek. Her şeyi birleştirecek. Aklına gelen bütün konuları birleştirebilir. Şimdi hadi o çift katlı kök falan neymiş? Nasıl oluyormuş? Bir onlara bakalım. Evet değerli öğrencilerim şimdi geldik o çift katlı kök muhabbeti neymiş? Nasıl olunca çift katlı kök oluyormuş? Mantığı neymiş? İleride türevde fonksiyonların grafik çizimlerinde lazım olacak bir bölüm burası. O yüzden mantığını anla tamam mı? İşaret değişir çift katlı köklerde işaret değişmez söylemi tamam doğru ama asıl mantığının nereden geldiği bizim için daha önemli ayrıntısını unutma. Şimdi bir kere şunu unutma bak. Şunu unutma. İkinci dereceden fonksiyon eşitsizlik karşına geldiği zaman grafiğinin parabol olduğunu unutursan çoğu yerde tıkanırsın. İkinci dereceden denklemi görünce x kareyi görünce hemen parabol aklına gelecek. Çakacak şimşekler gözünde tamam mı? Şimşekler gözünde şakarsa düşünürsün. Küçük de bir de grafik çiz. Orada nasıl oluyor acaba üstünde mi altında mı işi hemen halledersin. Şimdi fx fonksiyonu a çarpı x eksi x birin karesi delta'nın sıfıra eşit olduğu durum. ikinci dereceden denklemlerin delta'sının sıfıra eşit olduğu durum. Denklemin ne olduğu durumdu? Tam kare olduğu durumdu. Ne demek tam kare? İşte x eksi birin karesi mesela. Kaç tane kök var burada? Kaç tane kök var? Söyle. İki tane kök var ama o kökler birbirlerine nedir eşit? Gidiyor kökler toplamı nedir diye sorduğu zaman bir demeyeceksin. İki tane bir var. Kökler toplamları ne yapıyor? Bunun iki yapıyor. E hocam bir iki kez mi sayacaksın? Evet iki tane farklı kök. E, yani aslında iki farklı kök ama eşit oldukları için bir bir iki yapacak. Tamam mı? Yani bu durumlar bu x eksenine x'in bir olduğu yerde neydi? T etti. Şimdi hemen bir gözümüzde canlandıralım. İşte buraya çift katlı kök diyeceğiz. Hocam sadece iki mi olacak? Hayır. Üstünü 4 yaparsam da çift katlı kök olacak. Üstünü 6 yaparsam da çift katlı kök olacak. Ne çift katlı kök olacak? 1. Mesela x üzeri 2022 yazıyor mesela. Nasıl köktür? x eşittir 0. Çift katlı köktür. Tamam mı? Şimdi çift katlı kökün ne demek olduğu üstündeki derece ile alakalı olan bir durumdur. Ama şimdi işin özüne, işin ayrıntısına bir bakalım. Şimdi o zaman, o zaman Hemen şurada şöyle bir yorum yapalım. Bak. Hatta denklem üstünden yapayım sana hadi. Fx eşittir. X eksi 2'nin karesi. Neydi bu? Paraboldü. X eşittir 2 noktasında X eksenine neydi? T etti. bak. X eşittir 2 noktasında X eksenine neydi? T etti. Tamam mı? Şimdi o zaman Bak bu parabol hiç x eksenin altına inmiş mi? İnmemiş. Yani bu parabolün sonuçları hep ne olmuş? Pozitif olmuş. Hep değil ama. Bir tanecik yerde sonucu ne olmuş? Şu 2 olduğu yerde bak x yerine 2 yazarsan sonucu ne olmuş? 0. Yani f2 0 olmuş. Yani deltası 0'a eşit olan paraboller veya ikinci dereceden denklemler o zaman sıfır oldukları yer vardır. Hep pozitif de olabilir. Şimdi iki durumu var yalnız. Neye göre değişiyor? A'ya göre. Şimdi benim köküm x1 olsun. x1 köküm x1 eşit x2 köküm bir böyle olabilir. Yani delta eşit sıfır. A büyük sıfır. Kollar yukarı doğru. Bir de nasıl olabilir bunun grafiği? x1 buradayken kolları aşağı doğru teğette olabilir. A sıfırdan küçük. Ama delta eşittir sıfır. İşte bu şekilde olduğunda benim fonksiyonum her zaman pozitif değerler alır. Her zaman demeyeyim dilimi biber süreceğim şimdi. Niye? Çünkü bir noktada sonucu ne oluyordur? Sıfır oluyordur. İşte o çok önemli bizim için. Şimdi bu şekildeki olanlar ise bu şekilde olanlar ise hep negatif oluyordur demiyorum. Çünkü bir değer için fx1 değeri için ne oluyor? Sıfır oluyor. İşte şimdi buradan tablomuz nasıl olacak bakalım. İşte tablomuzu yaparken şöyle olacak artık. Şimdi çift katlı köklerde tek katlı köklerde fonksiyonum ne yapıyordu? Yukarıdan aşağı iniyordu böyle. Yani burada artı eksiye geçiş yapıyordu ama buradayken artık artıdan eksiye geçiş falan olmayacak. Şimdi x1 x1 köküm çift katlı kök olacak. Çift katlı kökte belli etmek için çift çizgi çizeceğim. Tamam mı? Çift çizgi çizeceğim. İki tane kök var burada diyeceğim. Sonra bakacağım. A'nın işaretine bakacağım. A'nın işaretine ne? Artı. Artıyla başlayacak. Ama burada x 80in altına geçiş yapmadığı için burada yine artı olarak devam edecek. Ama kaçırmaman gereken bir nokta var. Burada ne oluyor? Sıfır oluyor. Eğer eşitlik varsa içini dolu yapacaksın. Çözüm kümesi tüm reel sayılar gibi olacak. Eğer eşitlik yoksa bu x1 kökünü çözüm kümesinden ne yapacağız? Atacağız. Hocam şu eksili olanı nasıl olacak? Eksili olanı da yine aynı şekilde. x1 çift katlı kök. Çift çizgiyi çizeceğim. Bu sefer a'nın işaretine bakacağım. Sıfırdan küçük olduğu için eksi. O zaman burada da eksi. Yani çift katlı köklerde hemen notunu yaz. Çift katlı köklerde çift katlı köklerde ne olmaz? Köklerde işaret değişmez. Hocam çift katlı kök ne? Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Çift katlı kök çarpanlarına ayırdığında bak böyle bir sürü çarpanlarına ayırdım. Bir sürü denklem var. Mesela bunun üstünde 2 yazıyor. O zaman x eşittir 0 çift katlı köktür. Tamam mı? Çift üstünde 4 yazıyor. X eşittir 2 çift katlı köktür. Çift çizgi çizeceksin bunlara. Mesela bunun üstünde 7 yazıyor. 7 nasıl sayı tek. O zaman X eşittir 1 tek katlı köktür. Tek çizgi çekeceksin. Bunun üstünde 2020 yazıyor. O zaman X eşittir 7 nasıl köktür? çift katlı köktür. Yani o üstündeki dereceler size tek mi çift mi olduğunu gösterecekler. Tek fonksiyonlarda, tek köklerde yukarıdaysa aşağıya, aşağıdaysa yukarıya geçiş yapar. Ama çift katlı köklerde ise grafik neredeyse o bölgede kaldığı için hiçbir şekilde işaret değişimi olmaz. İşaret değişiminin niye olmadığını anla. Tamam mı? Teğet oluyor. X eksenin üstünde olduğu için hep artı diye gidiyor. Sadece orada sıfır oluyor. Şimdi dikkat et. 17. Vermiş denklemi denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Bir kere karşı tarafı sıfır yapacaksın, değil mi hemen? Öğrendim bunu. Attım bir tarafa. X kare eksi 4x artı 4 küçük eşit sıfır. Tamam. Şimdi hemen görenler x eksi 2'nin karesinin açılımı olduğunu görüp yapabilirler. Yoksa çarpanlar ayacaksın. X ile x'in çarpımı 4. 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 olabilmesin. ikisi de böyle. Bak ne oldu? x eksi 2 çarpı x eksi 2. x eksi 2'nin karesi küçük veya eşitmiş 0. Şimdi şöyle bir mantık kurabilirsin. Bir sayının karesi sıfırdan küçük olabilir mi? Bir sayının karesi negatif sonuçlar alamaz. O zaman çözüm kümesi boş küme gibi görünüyor ama dil boş küme. Çünkü sıfıra eşitlik var. Bunu sıfır yapan bir x değeri var. Kaç o da? 2. Hemen böyle düşünebilirsin. Ama düşünemediysen hemen kökümü buluyorum. Eşitledim sıfıra. x eşittir 2. Tamam bak ben şöyle yazıyorum. x eşittir 2'den kaç tane var? İki tane var diye yazıyorum. Çift katlı olduğunu görebilmek için. Çünkü o denklem nedir aslında? X eksi 2 çarpı x eksi 2 iki tane var. Yani çift katlı kök belirtmemek için ben bu şekilde yazacağım. Teklerde bir tane olması yeterli. Çiftlerde iki tane çiftmiş. O zaman iki kökünü aldım. Ne yapacağım onlarda dedim çift çizgi çizeceğim. Şimdi eşitlik var mı yok mu bakıyorum. Eşitlik var içini dolu yapacağım. Dikkat. Bu içini dolu boş yapma bu soruda çok önemli mesela. Şimdi en büyük derece terimin işaretine baktım burada artı. O zaman burada artı çift katlı kökte işaret değişmiyor. Burada da artı. Yani benim bu fonksiyonum hep artıymış. Sadece bir yerde ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş. Benden sıfırdan küçük olmasını istiyor. Var mı eksi olduğu yer? Yok. Ama sıfıra eşit olduğu bir yer var. Onu da çözüm kümesine dahil ediyorum. Çünkü eşitlik var. Çözüm kümem bir elemanlıdır. O da sadece 2'dir diyorum. Eğer buraya işte içini boş bırakmış olsaydın çözüm kümesi boş küme derdin. Ayvayı da yerdin. Tamam mı? Hadi sonraki soruya bakalım. Şimdi vermiş bize eksi x kare eksi 6 x eksi 9 küçükmüş 0. Şimdi bir kere çarpanlarına kolay ayırabilmek için bir eksi parantezine alalım mı şurayı? Şöyle kırmızı kalem alayım. Eksi parantezinde eksisini aldım. x kare artı 6x artı 9. Hepsini x kare parantezine aldım. Şimdi içeriği bir çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Hadi. x kare X'de x ile x'in çarpımı 9. 3 ile 3'ün çarpımı. Ne olacak o zaman burası? Bak artı 6'yı verebilmesi için. x artı 3, x artı 3. Yani eksi parantezinde x artı 3'ün neyi oldu? Karesi oldu. Tamam mı? Küçükmüş 0. Şimdi dikkat et. Köküm ne? Eksi 3. Bak Alışkanlık haline getir benim gibi yap. Nasıl kök? Eksi 3 çift katlı. Şaşırmak istemiyorsan böyle yap. İlerideki sorularda bir eksi 3 daha gelince bir eksi 3 daha yazacağım. Yine tek katlıya dönüşecek. Ama şu anda iki tane olduğu için nasıl kök? Çift katlı kök. Anladın değil mi? Hadi bakalım şimdi. Eksi 3'ü koydum. Hemen çift katlı kök olduğu için çift çizgimi çektim. Dikkat şimdi. Eşitlik var mı? Bakıyorum hemen. Yok. Eşitlik yoksa içini boş bırakacağım. Şimdi dikkat. En büyük dereceli terimin işareti şurada neyim var benim? Eksim var. O zaman eksi çift katlı kökte işaret değişmedi. Yine eksi. Yani bu fonksiyon her zaman negatif oluyormuş. Sadece bir yerde sıfıra eşit oluyormuş. Şimdi benden sıfırdan ne olduğu yerleri istiyor? Küçük. O zaman sıfırdan küçük olduğu yerleri tarıyorum. Peki bunun içi dahil mi? Değil. O zaman onu çözüm kümesinden kaldırıp atacağım. Şimdi o zaman çözüm kümem her şeyi sağlayacaktı. Ama 3 değeri ne yapamıyor? Sağlayamıyor. Eksi 3 değeri sağlayamıyor. O yüzden bunu içerisinden def ediyoruz. Tamam mı? Çok önemli. O içinin dolu olup olmaması çok önemli. Dikkat. Evet 19. Şimdi yine 19. soruda bize meyli meyli falan bir şeyler vermiş. Eşitsizliğinin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Ya şimdi bunu iyi anlayabilmen için şöyle anlatacağım sana dikkat et. Şimdi buna bir bak. Baktın mı? Baktın mı? Ne bu? Kaçıncı dereceden bir denklem? İkinci dereceden bir denklem değil mi? Bu ikinci dereceden denklemlerin grafiği nasıl bir grafiktir? Paraboldür. Bak bunu unutma dedim. Hafızana yaz bunu. Böyle bir şey çıktığı zaman yorum yapmakta zorlanıyorsan parabolik düşün. Şimdi senden bir parabol istiyor sıfırdan küçük. Peki bu parabole bir bak. Nasıl bir parabol? Bu kolları yukarı doğru bir parabol. Şimdi kolları yukarı doğru bir parabolün eşitsizliğinin çözüm kümesinin bir elemanlı olmasını istiyor. Bak şimdi kolları yukarı doğru bir parabol çiziyorum sana. Bunun sıfırdan küçük olduğu yerleri söyle dese sana bir sürü yer var. Çözüm kümesi bir elemanlı olur mu? Olmaz. Şimdi bu parabolü değiştiriyorum. Şöyle çiziyorum bir sonraki durumda. Tamam mı? Şöyle çiziyorum. Kolları yukarı doğru parabol çizdim yine. Çünkü x karenin katsayısı artı olduğu için kolları yukarı doğru. Şimdi bunun sıfırdan küçük olduğu yer var mı hiç? O da yok. Hep pozitif burada. Hep x eksen üstünde. O zaman çözüm kümesinin bir durumunu çizmedim sadece. Şöyle bir parabol olmalı bu çözüm kümesi bir elemanlı olacak. İşte o bir elemanda ne olduğu durum biliyor musun? Sıfıra eşit olduğu durumdur. Anlaşıldı mı? Yani çözüm kümesi bir elemanlıdır derse o denklemi sağlayan sadece x eksenini kestiği yerdir. E x eksenini kesen parabollerin de deltaları, işte teğet olan parabollerin de deltaları neye eşittir? Sıfıra eşittir. Ya bundan yaparsın ya da tam kare olmak zorunda. Tamam mı? O zaman bak bu şablon benim çözüm kümem olmak zorunda. Çünkü sıfırdan küçük eşit olan tamam mı? Öbür durumlarda fazla durum çıkıyordu. Yani bunun deltasını eşitleyeceğim sıfıra. Delta b kare b dediğimiz eksi m eksi m'nin karesi m kare eksi 4 a dediğimiz 1 c dediğimizde m artı 8'e eşit bunun ne olması gerektiğini söyledim. Sıfıra eşit olması gerektiğini söyledim. O zaman buradan m kare eksi 4m eksi 4m eksi 32 eşit olmalıdır sıfıra. Çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre şurayı şöyle düzeltelim. Olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soralım. m'nin çarpanlarında ayrılıyor gerçi ama ee, M kaçtır? Ee, i̇şte M'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye düzeltelim. Değerler toplamı nedir? Hiç çarpanları ayırmayla uğraşmayacağım. M'nin alabileceği değerler toplamı bu denklemin M1 artı M2'sidir değil mi? Yani eksi B bölü A'dır. Hepsini birleştir. Tamam mı? Eksi. Eksi B dediğimiz şeyde B dediğimiz eksi 4 A dediğimiz 1. O zaman M'nin alabileceği değerler toplamımız kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Evet şimdi bu iki videomuzda ne yaptık? Delta'nın sıfırdan büyük olduğu durum, x eksenini iki yerde kestiği durum ve teğet olduğu duruma baktık. Şimdi bizim baş belası olan bir durumumuz var. Normalde ikinci dereceden denklemlerde neredeyse hiç kullanmıyoruz de, şey, karmaşık sayılar hariç delta sıfırdan küçükse çözüm kümesi boş kümedir diye çıkıyoruz. Ama eşitsizlik sorularının içerisinde çok kullandığımız delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum var. Hep unutulan bir durum. Onu ayrıntılı bir şekilde bir videoda almak istedim. O videoyu da dikkatli bir şekilde dinleyin. Ondan sonra da işte o çarpım bölüm durumundaki eşitsizlere gelecek. Orası kolay kısım zaten. Ama bu yorumları güzelce sentezle, güzelce öğren. Selim Hoca'ya güven. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşmek üzere.